Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli vekiller. Bütçe maratonunda Milli Eğitim Kültür Bakanlığı'na devam ederken belli başlı değerlendirmeleri yapmak gerektiği kanaatindeyim. O yüzden söz aldım. Çünkü gerçekten geleceğimizi şekillendirecek olan gençliğimizin alacağı eğitime, edineceği mesleğe, bu ülkeye vereceği hizmetlere yön veren bir bakanlık olması hasebiyle özel bir yeri vardır bakanlıklar arasında, yürütme arasında. Milli Eğitim Bakanlığı'nın misyonu bütün ülkelerde olduğu gibi burada da farklıdır, önemlidir. Çünkü konu bu toplumun, ülkelerin geleceğidir. Geleceğe yön veren bir bakanlıktır. Tabii ki bizim yıllar içerisinde çok ciddi sıkıntılar içerisinden geçtiğimiz aşikardı. Bunun üzerine pandemi sürecinde yaşanılan, ülkeye yaşatılan yönetim beceriksizliği maalesef bu yaraların üzerine tuz biber ekmiş durumdadır şu anda. Bugün bu noktada gerçekten olmamamız gerekliydi. Tabii ki burada en çok dikkat etmemiz gereken konu eğitim alanında fırsat eşitliği iken aslında bu fırsat eşitliği de bu dönem içerisinde çok ciddi zarar gördüğünü gözlemlemekteyiz. Dolayısıyla burada çok dikkatli hareket etmemiz gereken bir süreçteniz. Çünkü bir neslin eğitim hakkıyla oynandığı gözlenmektedir. Tabii ki eğitimden söz edebilmek için bu günlerde pandeminin bu ülkedeki boyutunu bir değerlendirmek gerekiyor. Gidişatı bir değerlendirmek gerekiyor. Ondan sonra eğitime geçeceğiz. Güneydeki vaka sayılarıyla sevgili arkadaşlar sürekli olarak bir kıyaslama yapılıyordu hükümet tarafından. Biz neredeyiz, onlar nerededir? Bizden çok daha kötü durumda olduklarından falan bahsediliyor. Dünkü verilerle kısa bir kıyaslama yapmak ihtiyacı içerisindeyim. Çünkü gerçekten sağlık boyutu, bu pandeminin yaratmış olduğu sağlık boyutu ülkede SOS vermenin ötesine geçmiştir. Dün Güney Kıbrıs'ta toplam 13 bin test yapılmıştır. Ve 126 vakaya rastlanmıştır. Bizde ise sadece 2784 test yapılmıştır Sağlık Bakanlığı verilerinde ve 32 vakaya rastlanmıştır. Şimdi Güney Kıbrıs'ın nüfusunun 876 bin olduğunu bildiğimize göre toplumun bir gün içerisinde %1,5'una test yapılıyor Güney'de. Bizde ise 350 bin nüfusa göre baz alacak olursak bu neredeyse yarısı kadar 1/8 gibi bir rakamda kalıyor. Yani Güney'deki nüfusa göre olan oranın yarısı kadar test yapılmasına rağmen diyelim ki Güney Kıbrıs'ın nüfusu 876 bin değil de bizim nüfusumuz oranında bir nüfus olsaydı neye tekabül etmekteydi? Bugün 50 vakalar olacaktı ki biz maalesef oraya doğru hızla gidiyoruz. Bizim eğer Güney'de yapılan testler kadar test yapmış olsaydık Sayın Gündüz, 5000 üzerinde bir test yapmamız gerekiyordu. Yarı testi yapıyoruz ve vaka sayımız neredeyse yakındır. Bu potansiyel bir risk teşkil etmektedir. Güney'den bile, Sayın Başkan, değerli vekiller, Güney'den bile daha kötü bir durumdayız şu anda demektir bu. Dolayısıyla pandemi boyutu... Pandemi konusunda bu ipin ucu bugün bu ülkede maalesef kaçmıştır. Tabii ki iş bu halde eğitimin geleceği konusunda, özellikle orta eğitimin geleceği konusunda maalesef bu yıl içinde pek iyimser değiliz. Ben kişisel fikrim bu halde bu yıl içerisinde, önümüzdeki dönemde de maalesef eğitimden söz etmek mümkün olmayacaktır. Tabii ki dün akşam çıkıyor Sayın Başbakan son konuşmasında Başbakanlık bütçesi değerlendirilirken 25 günlük bir hükümet olduğunun ve bir enkaz devraldıklarının edebiyatını yapıyor maalesef. Sanki başkaları yönetiyordu hükümeti. Sayın Ersin Tatar Toplumcu Demokrasi Partisi'ndendi de sanki Toplumcu Demokrasi Partisi'nde bu hükümeti devralmış gibi bir izlenim verdi. Tabii ki bir enkaz devraldığına %100 katılmaktayım.
Lakin bu enkaz yine Ulusal Birlik Partisi'nin eseriydi. Evet, tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın haykırışlarına çok dikkat etmek gerekiyor. Bu dönem içerisinde bu işin ciddiyetinin farkına varılması konusunda 17 Ocak'ta alınan üst komite kararları siyasi bir hamle ile bertaraf ettirilip değiştirilmesi ve bugün bir hafta geçiyor, 8 gün geçiyor üzerinden ve kapanmaya gittiğimiz bu günler içerisinde gerçekten toplum sağlığı çok büyük risk altındadır ve dolayısıyla da eğitimi geleceğini de bu şekilde masaya yatırmak gerekmektedir. Tabii ki bunun yanında 50'li vakalara, günlük olarak 50'li vakalara doğru giderken Sayın Başkan, değerli vekiller, 1'e 6 oranında bir temaslı karantina otellerine alınırsa bu bizim için önümüzdeki günlerde 300 temaslının her gün karantina otellerine alınmasına tekabül edecek ve bu bizim için hem maddi yönden hem de manevi yönden çok ciddi tahribatlara yol açacaktır. Bu iş bu hafta itibariyle rayından çıkmıştır. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın önerileri de veya beklentileri de iş bu halde havada kalacaktır. Bu yapı içerisinde yani internet altyapımızın, bilişim altyapımızın ortada olduğu durumda ne online eğitim ne de yüz yüze eğitim maalesef bu yıl içerisinde gerçekleşebileceği kanaatinde değilim. Bunun yanında 30 bin öğrenciyle Nisan'da yüksek öğrenimde yüz yüze eğitime başlaması da maalesef havada kalacak gibi duruyor. Üzülerek bunu belirtmek istiyorum. Tabii ki bunun yanında sağlık sistemimiz de gerçekten SOS veriyor. Sağlık sistemimiz bugün çökmek üzeredir. Yoğun bakımdaki durum ortadadır. Pandemi hastanesi apar topar hizmet vermeye başlıyor. Tabii ki vakalar böyle giderse maalesef pandemi hastanesi de bize yetecek gibi durmuyor. Önümüzdeki dönem içerisinde tabii ki sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bir ülkede temaslı takibinde ipin ucunun kaçtığı bu dönem içerisinde kimse böyle bir ülkeye gidip de yüz yüze eğitime başlamak istemeyecek diye düşünmekteyim. Bu tabii ki ekonomimizi de çok kötü yönden etkileyecektir. Yüksek öğrenime kesinlikle bir sektör olarak bakan birisi değilim. Fakat yüksek öğrenim alanına hizmet veren yan sektörler vardı ve buradan sağlanan katma değer maksimum oranında bir sürü esnafa, bir sürü sektöre destek veren işletmelerdir ve bunlar gerçekten çok ciddi bir ekonomik çöküş, ekonomik iflas noktasındadır. Dolayısıyla yüksek öğrenimi düzeltemediğiniz noktada bu ekonominin SOS vermesi artarak devam edecektir. Yalnız bazı işler para istemez sevgili arkadaşlar. Yani fazla para istemez. Para istemeden de yapılacak işler vardır. Özellikle ben konuşmama yüksek öğrenimle ilgili devam etmek istiyorum. Geçtiğimiz dönem içerisinde, geçtiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı döneminde çok önemli bir çalışmaya imza atılmıştır. Yüksek öğrenim bu ülkede sürdürülebilir olmasının önünü açacak çok değerli saptamaları olan bir plandan bahsetmekteyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Strateji Belgesi Eylem Planı yayınlanmıştı 16 Kasım 2020 tarihinde ve gerçekten çok değerli bir çalışmaya imza atmıştı. İsimlerini yad etmeden geçmek istemiyorum. Bu plana, bu planda görev alan ve katkı koyan herkese Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'ndan Sayın Doktor Ziya Öztürkler, Sayın Targuç Özmen, Sayın Profesör Doktor Mustafa Sağsan, Sayın Profesör Doktor Ali Muhtaroğlu, Sayın Profesör Doktor Sadık Ülker, Yüksek YÖDAK'tan Profesör Doktor Sayın Akile Ülke Başkan ve Sayın Profesör Doktor Hasret Balcıoğlu, üniversite temsilcilerinden ise Sayın Doçent Doktor Tarık Atan ve yardımcı doçent doktor Feyza Battı, gerçekten emeklerinize sağlık. Çok değerli bir çalışma. İnceledikçe gerçekten bütün sorunlarımıza değinilmiş ve gelecekteki üniversitelerin olması gereken yeri belirlemiş ve bununla ilgili de stratejide eylem planının oluşturulması için izlenecek yolun, yöntemin belirlemesine gerçekten çok hassas çalışılmış bir plandır. Bunun üzerine geçmek istiyorum. Çünkü bu pandemi süresinde evet
belli başlı bu ekonomik yapı içerisinde çözemeyeceğimiz sorunlar da var. Fakat bunların çoğu yasal mevzuat değişiklikleridir. Bunları pandemi dönemi içerisinde bile hayata geçirebiliriz. Aksi takdirde yüksek öğrenim alanında bizi çok ciddi riskler beklemektedir. Ekonomimizde dolayısıyla batık bir halde almasına sebebiyet verecektir. O yüzden bunları gündemimizde tutup bir an önce hayata geçirmemiz gerekmektedir. Tabii ki burada hedefler konulmuştur ve 2021 yılı içerisinde bu hedeflerin tamamlanması da söz konusudur. Bunların bir üzerine gitmek, kamuoyuyla paylaşmak ve Sayın Bakan'ın bu konuda bu dönem içerisinde yapacağı çalışmaları vereceği cevabı konuşmasında dinlemek istiyoruz. Öncelikle esas olarak 4 bölümden oluştuğunu gözlemlemekteyiz. İlk başta yüksek öğrenimde, öğretimde yönetişimi yeniden yapılandırmaktan bahsediliyor. Belli başlı noktalara dikkat çekmek istiyorum burada. Çok önemli. Gerçekten Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bünyesinde yüksek öğretim müsteşarlığının kurulmasından bahsediliyor. YÖKAS'ın yüksek öğretim kayıt sisteminin tüm ihtiyaçlara hizmet edebilecek şekilde geliştirilmesinden bahsediliyor. Bilimsel araştırmaları ve ARGE faaliyetlerinin yönetilmesi, teşviki ve desteklenmesi için TÜBİTAK oluşturmaktan bahsediliyor. Bu da çok önemli bir kurum olacaktır önümüzdeki dönem içerisinde. TÜBİTAK'tan esinlenmiş anladığım kadarıyla Kuzey Kıbrıs Bilimsel Araştırma ve Teşvik Kurumu. Bunun yanında ilgili bakanlıklarda ve yerel yönetimlerde yüksek öğretim koordinasyon birimleri kurmak ve bu birimler arasında eş güdümü sağlamaktan bahsediliyor. YÖDAK'a idari ve mali özetlik sağlayan mevzuat düzenlemelerini gerçekleştirmek ve idari örgütlenmeyi yeniden yapılandırmak, YÖDAK'ın özetleştirilmesi gerçekten çok olumlu bir yaklaşım. Bunun yanında YÖKAL'ın da yüksek öğretim, dış değerlendirme, kalite ve akreditasyon kurulunun da özel bir yapıya kavuşturulmasından bahsediliyor. Akreditasyon bu dönem içerisinde çok önemlidir. Çünkü öğrenciler öncelikli olarak bir üniversiteyi seçerken hangi kurumlardan akreditasyon aldığına bakarak karar verdiğini gözlemlemekteyiz. Dolayısıyla uluslararası standartlar ve hedef olarak üzerinde bir yüksek öğrenimde trend yakalamak için bunların önemi ve bu kurumun özellikle yapılı olması çok önemli diye değerlendirmekteyim. Bir diğer bölümde ise yüksek öğretimde yönetişimin işlevselliğinin sağlanması için belli başlı saptamalar ve çalışmalar öngörülüyor. 2020 yılı içerisinde bitirilecek %100'ün tamamlanacağı iş gücü ve staj planlaması doğrultusunda ihtiyaca yönelik teşvik edici ve yönlendirici düzenlemeler yapmak. Bu gerçekten bizim ülkemizde çok önemli sevgili arkadaşlar. Bir bakıyorsunuz belli başlı bölümlerden özellikle mezun olan arkadaşlar çok büyük bir mezun sayısına ulaşıyor ve bir ada ülkesinde yaşamanın sorunlarıyla birlikte bu insanlar üniversiteli işsizler haline dönebiliyor. Kendi ekonomik özgürlüklerine kavuşamayabiliyorlar. O yüzden burada devletin ihtiyaçlarına dönük planlı bir şekilde bu öğrencilerin, özellikle yerli öğrencilerin teşvik edilmesinin önemi çok büyüktür. Bu çalışmanın meyvelerini kısa süre içerisinde toplamamız gerekiyor. Bunun yanında yüksek öğrenim kurumlarının eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetleri açısından planlanması, değerlendirmesi için paydaş işbirliklerini içeren bir sistem oluşturmak. Bu da çok önemli bir saptama. Üniversite öğrencilerinin en büyük sorunlarından bir tanesi olan ulaşım sorunu için üniversiteler arası bir platformun oluşturulmasından bahsediliyor. Yapılan kamuoyu araştırmalarında yurt dışından gelen öğrencilerin en büyük sorunlarının aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içerisindeki ulaşım sorunları olduğu gözlemlenmektedir ve burada bunun için bir üniversiteler arası platformun çok önemli çalışmalara katkı sağlayabileceği kanaatini ben de aynen taşımaktayım. Bunun yanında yüksek öğrenim kurumları mali düzenleme yasasının güncellenmesi vardır ve burada teşvikleri performans esaslı bir
bütçelemeye dayandırmaktadır. Bu da çok önemlidir. Bu teşviklerin amacına hizmet etmesi için kıt kaynaklarla vermiş olduğumuz, üniversitelere vermiş olduğumuz bu teşviklerin performansa dayandırılması, endekslenmesi çok önemlidir. Yüksek öğrenim alanındaki misyonun araştırma mı, tematik mi olacağının farklanmasına gidilmesi. Burada tabii ki yani üniversitelerin aslında araştırma üniversitesi mi yoksa belli bir alanda tematik bir üniversite mi olacağının başından belirlenmesi söz konusu. Bir diğer bölümde ise yüksek öğretimde kaliteyi uluslararası standartlara taşımaktan bahsediliyor. Burada da yani bunları kamuoyuyla paylaşmak gerekiyor. Yüksek öğrenim kurumları ve programlarını açma, denetleme esaslarını uluslararası standartlara uyumlu hale getirebilecek mevzuat değişiklikleridir. Yüksek öğrenimdeki insan kaynağının yüksek öğrenimde nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesinin sağlanmasından bahsediliyor. Ve üniversitelerimiz altyapı yönünden öğrenci dostu üniversitelere dönüştürülmesi, buradaki standartların gündeme gelmesi, öğrenci memnuniyeti ve bunun yanında öğrenci mezunlarının da bir ortamda toparlanmasından bahsediliyor. Bu da çok önemlidir. Yani öğrencilerimizin, mezun olan öğrencilerimizin dünyada almış olduğu görevlerin gözlemlenmesi, tanıtılması, bunun reklamlarının yapılması ülkemizdeki üniversitelerin sürdürülebilir bir yapıda olmasına vesile olacaktır. Yaşam boyu öğrenmeyi desteklemekle ilgili projeleri vardır bu planda. Ve yüksek öğrenim alanında akreditasyon dış değerlendirme süreçlerinin teşvik edilmesi. Burada biraz daha ileri gitmemiz gerekiyor herhalde Sayın Bakan. Bu akreditasyonun zorunlu hale getirilmesinin de gündeme alınması gerekiyor. Bu dönem içerisinde yapılacak olan çalışmada. Bir diğer önemli nokta ise uluslararasılaşma düzeyinin ve tanınırlığının artırılması konusunda çalışma yapılacak bu plan içerisinde. Tabii ki burada Dışişleri Bakanlığı'nda değinmek istiyorduk. Fakat bir sürü dış temsilciliklerimiz vardır. Burada evet, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın buradaki temsilciliklerle birlikte istişare içerisinde hedef ülkelerin belirlenmesi, oradaki öğrenci potansiyeline çok... Sayın milletvekilleri, konuşmacıyı dinleyelim lütfen. Evet, oradaki hedef ülkelerin belirlenmesi için devletler arası ilişkilerden bahsediliyor. Burada tabii ki Avrupa Birliği Yüksek Öğrenim uyum çalışmalarına devam etmek var. Burada da bu çalışmalar zaten hala hazırda varmış ve bunların devam ettirileceğinden bahsediliyor ve uluslararası ortak planlar ve programlar için teşviklerden bahsediyor. Gerçekten Sayın Başkan, değerli vekiller, geçtiğimiz dönem içerisinde yapılan altın değerinde bir çalışmadır. Bu pandemi dönemi içerisinde evet ufak da olsa bir bütçeye ihtiyaç vardır. Ama en azından bir kapanma olsa bile, eğitime ara vermiş olsak bile bu çalışmaların bu yıl içerisinde 2021 yılı hedeflerine ulaşması yüksek öğrenim için çok önemlidir. Tabii ki burada son olarak da olağanüstü hal ve acil durumlar koşullarında yüksek öğrenimin şekillendirilmesi gibi bir başlık vardır. Herhalde bu pandemi süreci gibi bir süreci bir kere yaşarsak bugün yaşamış olduğumuz sorunları tekrardan yaşamamak için almamız gereken dersler vardır. Gerçekten Sayın Bakan'ın cevabını, bu konudaki değerlendirmelerini almak istiyorum. Çünkü çok önemli bir çalışma imza atıldı. Geçtiğimiz dönem içerisinde yüksek öğrenim için bir çıkış noktasıdır bu. Ve sürdürülebilir bir yapıda ülkemizde var olması için yüksek öğrenimin çok önemlidir. Ben sözlerimi burada sonlandırayım. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum.